Hepinize merhaba Ranger'lar, ben Mert. Bu dostlar birlikte Power Rangers 2017'nin film incelemesiyle birlikteyiz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi ben bunu takmayı çok isterdim ama gıcırdıyor eski olduğu için. Şöyle bir şey buldum. 2005 yılından kalma bir Power Rangers. Yanlış bilmiyorsam Dino Hazard'ın bu dönüşüm şeyiydi. Coin değildi o. Coin tarzı bir şeyleri var işte bunların. Herhalde onlardan bir şeydi. Başka bir şey bulamadım abi. Ama bu da çok güzel oldu. Bunu şöyle bir kenara koyayım. İsterdim ki bütün video böyle dursun şurada bir yerde ama yansıma falan da yapıyor. En iyisi kenara kaldıralım. Böyle bir giriş yapmak istedim. Yani ben eski Power Rangers'lardan az çok bir şeyler biliyorum. 98 doğumluyum. Yani bir dönem bayağı izlemişliğim oldu. Jetix'te Power Rangers SPD, Dino Hazard gibi şeyler çıkmıştı. Bunları izledim. Ve nedense en sevdiğim SPD'ydi. O salakça şu an değil mi? Biraz baktım böyle bir eskilere gittim. Yani güzel dönemlerdi. Tabii çocuktuk falan. Şimdi olsa izlemem diyorum ama. Ben izlerim yine ya, vazgeçtim. Her neyse filme geçelim. Filme aslında çok bekliyordum gitmeyi. Fakat şey oldu. Bu arada kameraya bakamazsam kızmayın. Bir alışamadım şu an. Değişik bir konsept yapıyorum, çaktırmayın. Şimdi filmin çıktığını ben fark etmemişim. Bir uyandım abi. Hiçbir planım yok o gün. İşte saat belli bir saat olduğunda derse falan gideceğim. Bir baktım sinemaya falan. Facebook'taki duvara. Film çıktı işte, herkes gidiyormuş falan. Gitmek isteyen var mı falan böyle. Mesajlar atmışlar gruplara. Aha bugün o gün mü lan dedim. Hemen bir plan yaptım. Acele çıktım. Ve filmin seansına 1 dakika kala yetiştim filme. Az kalsın tek giriyordum salona. Ben çok üzüldüm. Yani çünkü eski bir gelenek, kültür. Power Rangers abi kim sevmez ki yani. Sevmeyenler vardır tabii de. Yani. Gidin de abi yani. Diğer filmlerden kaliteli bir film olacağı belli bir şey. Her neyse girdim işte. 2-3 kişi daha geldi. 4 kişi salondaydık. Aslında hiçbir beklentim yoktu filmden. Çünkü izlediğimiz dizi neydi? Yani baya kötü kostümler kalite olarak. Baya kötü efektler. Yani hiçbir şey yoktu. Her bölüm aynı şeyi izledik ama çok eğleniyorduk. İşte dönüşü vardı, böyle değişik şeyleri vardı. Böyle yapıyor puf uçuyorlar falan abi. Çok eğlenceliydi. Böyle bir şey bekliyordum açıkçası. Ki böyle de olmuş. Bu arada bu videoda spoiler var. Onu şimdiden belirteyim. Yani ilk film yanlış bilmiyorsam 124 dakika falan, kısa bir, çok uzun bir film değil. Ama yani bunun ilk bir saatini karakterleri size tanıtmaya, daha doğrusu karakterleri size detaylı bir şekilde tanıtmaya ve bu hale nasıl geldiklerini az çok, hatta az değil, yeterli seviyede anlatıyor ve filmin sonunda hiçbir şekilde kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Bunun yanında araya girdi film. Aradan sonra nedense abi bir yeri hiç sevmedim. Yani daha doğrusu bir yeri sevmedim, bir oyuncunun karakterini hiç sevmedim. Abi Rita, yani Rita'yı tamam çok beğenilenler olmuş. Buna benzer karakterler daha önce sinemada görmeseydim belki ben de beğenebilirdim belki. Ama abi yeter. Büyücü kılıklı, yeşil kostümlü ve hepsi aynı makyajı yapan film görmeyi istemiyorum ben artık. Suicide Squad'daki o salak dansöz karı. Bundaki bu, yani 2-3 filmde daha var böyle, şu an aklıma gelmiyor ama en böyle gıcık oldukları bu ikisi oldu. Yani Rita'nın çıktığı bütün sahnelerde abi, yani o an çıkıp gitmek istedim sinemadan. Yani o tipi görmeye dayanamıyorum. Hani dizideki daha mı iyi diyeceksiniz, hayır değildi. Ama yani abi biraz farklı be, biraz farklı. Tek eleştireceğim nokta bu filmde. Onun dışında Alpha'yı CGI yapmışlar, bu biraz güzel olmuş. Yedim ben yani. İyi güzel olmuş, yardımcı robot falan filan. Karakterlerimize girelim. Kırmızı Ranger oynayan Jason karakteri bir okulun nasıl diyeyim işte o bölgenin şampiyon Amerikan futbol takımının eski kaptanı ve iyi çocuk ama işte böyle haylazlıkları var. Küçük böyle yaramazlıkları var. Okuldan atılıyor falan, ceza alıyor. Ve tabii ki sağ olsun
süper çevirmenlerimiz. Abi ıslah evi diye çevirmiş çocukların gittiği yeri. Orası öyle bir yer değil. Yani okuldan sonra cezasını çekmek için gittiği bir sınıf gibi bir yer yani. Islah evi ne lan? Yani direkt demotion mu neydi? Onu direkt çevirmişler. Yani izlerken bir de bu gıcığıma gitti. Türkçe dublaj gitmek zorunda kaldım. Diğer alt yazı seansları bana uymuyordu çünkü. Billy'yi çok iyi buldum. Billy'yi karakteren çocuk otistik bir karakteri canlandırıyor. Ve onun dışında en iyi bence oydu ya. Jason'da Billy en iyiydi bence. Kimberly'nin canlandıran ablamız güzel ya. Bazı sahnelerde böyle direkt profilden çekmişler ve çok iyi çekmişler. Orada bayağı ooo ne güzel kızmış bu falan dedim böyle. O özelliklerini beğendim diyebilirim. Sarı olan kızımızı hiç sevmedim ya. Bir de onu sevmedim işte. 2-3-5 şeyden biri filmdeki o karakteri oynayan kızı hiç sevmedim. Sarı Ranger'da adı neydi adını da unuttum. Trini'yi oynayan Ranger'ı hiç sevmedim. Yani biraz böyle itici bir karakter. Lezbiyen bir kız. Onunla bir sıkıntım yok da. Yani böyle bir git lan dedim böyle içimden. Şu saçıma gıcık oldum. Yani böyle bir şey yapmışlar. Tam kabul edilebilir. Siyah Ranger'ı oynayan Zack karakteri var. Japon bir abimiz. Yani uzak doğu diyelim. Çinli de olabilir. İlk başlarda bu abiyi sevmemiştim. Fakat bir ateş sahnesi var. Orada bütün kenetlenmek için hepsi birbirine önemli birkaç sırrını anlatıyor. Ve bu hikayesini öğrendikten sonra dedim ki tamam koçum sen de bizimle senin takıma geldik dedim. Ve takıma geldi. Ondan sonra sevdim çocuğu. İşte annesi hastaymış. Onun için korkuyormuş. Bir şeyler olmuş. Güzel muhabbetler. Billy'nin çok bir hikayesi yok. Babasını falan kaybetmiş. Pek özlüyormuş gibi yapmıyor. Yapıyor ama pek özlememiş. Annesinden işte böyle bir bilim otistik işte ya. Yani değişik. Bilim kafaları var çocukta bayağı iyi. Her yeri patlatıyor falan kafasına göre bir bazı mantıksal saçmalıklar var. Olsun. Filmin ilk bir saati böyle geçiyor. Karakter tanıtımları bir orijin hikayesi diye düşünebiliriz. İkinci yarısında dediğim gibi işte o Rita karakteri geldiğinde ben sevmiyordum. Çok değinmeyeceğim zaten ona. Sevmediğim bir başka nokta ise şu. Abi o neydi ya? Ben hayatımda hiçbir filmde böyle reklam alınmış reklam görmedim. Bir CW dizilerinde bir tane hamburger şirketi mi ne vardı abi? Bir bunlar çok yapıyor. Flash, Arrow hepsi. Özellikle Flash'a çok reklam veriyorlar. Şu an ismini unuttum. Bir de bu yani. Donut şeyi. Dünya ünlü bir donut markası. Şimdi söylemiyorum bunu. Hani filmin ana elementi işte yaşam kristalini falan korumak için onu işte yaşam kristali neydi? Bir kristal var onu korumak için onu arıyorlar falan. Ve o donut dükkanının altında falan çıkıyor gidiyor. Bir saat böyle ağır çekimde donut yediğini görüyoruz. Rita'nın ya yuh be çok geldi bana o reklam şeyi. Çok abartmadılar. Yani çok abarttılar pardon. Şimdi gelelim güzel kısımlardan birine. Filmin şöyle diyeyim. Bir yerinde bunlar Power Rangers işte oluyorlar falan. Kenetlenmeye çalışıyorlar. En son Büyük Savaş'a gidiyorlar. Büyük Savaş'ta işte Zord'larla gidiyorlar. Ve bu Zord'ların aynı dizideki gibi abi. Tek bir böyle açıdan hepsi yan yana gidiyor. Ve orada Go Go Power Ranger diye şarkıya giriyor. Bas gitar eşliğinde falan böyle rock gitarla. Orada böyle oldum. İzliyordum şimdi. Önce şey dedi. Kim bu? Önce Alfa dedi ki Go Power Rangers Go dedi. Öyle bir şey dedi. Türkçesini hatırlamıyorum. Sonra o müzik çaldı. Ben böyle oldum. Oldum. Bayağı iyiydi yani orası ama 1 saniye 2 saniye bir şey sürdü. Keşke uzatsalardı. Ama bunu bile görmek o kadar mutlu etti ki beni. Direkt bütün Power Rangers bölümleri böyle aklımdan geçti. Çünkü her bölüm biliyordu bu. Megazord'u oluşturma sahnelerini de biraz kaçamak gibi düşünüyorum. Bir o dediğim donut dükkanının altında ki Love yanına falan düştüler. Orada düştüklerinde
ateşler arasında biz görmediğimiz bir şekilde birleşip hop yukarı çıktılar ve hop diye durdular. Megazord'un tasarımını çok beğendim. Dizilerdekinin aksine harbiden güzel yapmış adamlar. İyi olmuş, beğendim. Kılıç olarak pembe Ranger'ın jetinin kanatları böyle çıkıyor falan. O detayları da çok sevdim. Ve daha böyle robotumsu değil de biraz insana yakın bir Megazord olmuş. Neden böyle dedim? Hani böyle dans ediyorlar diye sandı. Çok oynaksın falan esprisi yaptı. Orada çok güzel bir, yani CJ'in faydalarını biraz gördük. Gold'lara nasıl baksak? Gold'lara beğendim ya. Fragmanlardan iyi yapmışlar ama. Fragmanlarda yani kötü bir görüntüsü vardı. Pek altına falan benzemiyordu ama filmde güzel olmuş. Onarıyor falan her yerinden, parçalandığı yerlerini. Rita'ya çok girmeyeceğim demiştim. Filmin sonunda after credits sahnesi var. Benim çok acelem olduğu için o gün. Film bittiği an koşu koşu çıktım ve gideceğim yere de 1 dakikayla yetiştim. After credits'te ne olduğunu öğrendim az çok. Yeşil Ranger'a gönderme varmış. Bir sonraki filmde Yeşil Ranger falan dönemi denilmiş. O muhabbetleri çok bilmiyorum. Öyle aşırı da bir Power Rangers hayran değilim. Fakat geçmişten gelen bir mazisi var diyelim. Böyle güzel bir anı patlaması yaşadım ben bu filmde. Filme puanım normalde 6-6.5 olurdu ama Power Rangers hattına ve o Go Go Power Rangers müziği hattına 7 puan veriyorum. IMDb'de de puanımı verdim. Siz de gidip verin abi. Düşük vermeyin ama. 7 puandan çok vermeyin ama. Harbiden o kadar etmez. Bir film normal bir izleyici olarak giderseniz de 6 puan falanlık bir film. Orta ayar bir şey olmuş ve yapımcıları 6 veya 10 senelik bir film yapacağız falan dedi. Olur abi izlerim. Yani eskiden izlediğimiz dizinin daha çok para harcanıp daha uzun hali bölümleri gibi düşünebiliriz. Güzel. Yani beğendim. Çok noktaya değinemedim filmle ilgili. Fakat aklımda kalanlar ve size söylemek istediklerim bu kadardı. Bu arada arka bahçede bu filmlerle birlikte çizgi roman cilt çıkarma mantığını yine konuşturdu ve bence bu çok güzel bir gelişme. Şurada gördüğünüz Mighty Morphin Power Rangers serisinin ilk cildi çıktı. Bunu da aldığım zaman da en kısa sürede temin edip incelemesini yapmayı çok istiyorum. Şu an güncel serinin bir cildi olduğunu biliyorum. Sanırım öyleydi yani. Şurada çok sevdiğim bir kapağı onun. Maalesef elimde yok. Çok pişmanım. Yani izlerken sıkılmayacağınız bir film. Ben tabii kişisel o Rita tarzı kötüleri artık görmekten sıkıldığım için bir o bölümlerde yeter gittan git dedim falan böyle. Yani ama çok kötü bir şey yok filmde yani. Reklam yeri falan saymazsak bu kadar diyebilirim. Ben filmi beğendim, 7 puanımı verdim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ama yazın abi bu sefer. Yorumlara hiç yorum yazmıyorsunuz ya. Az konuşalım lan. Az muhabbet edek ya. Her neyse efendim. Bilemezseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda da yorum yazabilirsiniz. Şuradan bir yerden de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kameraya çok bakamadıysam kusura bakmayın. Bu sefer biraz farklı çekiyorum. Bir sonraki film incelememde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.